sığdığına gerçekten inanamıyorum. Bu yakınlık ayarlarıyla oynamayı gerçekten öğrenmeliyim. Herkese günaydın. Bugün artık kıçımı yerden kaldırıp bir şeyler yapmanın vakti geldi diye düşündüm. Çünkü bir haftadır evde oturuyorum. Bunu kaç kez söyledim bilmiyorum ama bugün buz pateni yapmaya karar verdim. Evet, Rusya'dayım ve buz pateni yapmak dışında yani bilmiyorum, daha mantıklı bir şey bulamazdım bence. Haritamı unuttuğum için geri döndüm ve hava inanılmaz sıcak, yani neredeyse 30 derece. Fakat sırt çantama sığmadığı için bu şekilde bağlamak zorunda kaldım. İnsanlar oldukça garip bakıyor, yani herkes şort falan. Bir de ben tight'la çıkacaktım direkt de. İlk en azından öyle bir şey yapmadım ve şort giydim. Çünkü buz pisti inanılmaz soğuk oluyor, yani gerçekten çok soğuk oluyor. Bilmeyenler için ben yaklaşık 5 yıl boyunca buz pateni yaptım. Fakat bırakalı en az bir 6-7 sene oldu. Doğrusu rezil olmayı göze alarak bugün geldim. Ama yani daha önce kaydım tabii ki de, bıraktıktan sonra yani Rusya'ya geldiğimde kayıyorum burada. Fakat onun dışında tabii ki de artık buz pateni yapmıyorum. Ama neyse, size rezil olmam ya. Öyle düşünüyorum. Bugün çok fazla hareket edeceğimi düşünmüyorum. Yani biraz buza alışmak istiyorum. Buz bana alışsın istiyorum. Çünkü gerçekten çok önemli. Yani özellikle bu tarz sporlarda hani pateni hissetmek gibi, bu yaptığınız şeyle bütünleşmek gerçekten çok önemli. Onun için biraz alışmak istiyorum ve çok fazla da üşümek ve hasta olmak istemiyorum. Bir de düşmeyi de göze aldığım için birkaç kat beni biraz daha korur diye düşünüyorum yani. Ve ben buz patenini bıraktığımda 7. sınıftaydım. Patenlerim bana hala oluyor. İnanılmaz güzel bir duygu. Yani o kadar çok özlemişim ki. Ay, kokusu bile farklı gerçekten buranın. Kamerama bir şey oldu. Şu an hem buğulu gösteriyor hem de lens dönmüyor gibi bir şey. Donmuş olabilir mi? Yani böyle bir şey mümkün mü? Tamam, bu buğusu geçti. Ama gerçekten kamera donabilir mi ya? Böyle bir şey, yani şu döndürme yeri neredeyse hiç çalışmıyor. Böyle çok zor dönüyor. Ve soğuk bayağı. Ne yaptım ya? Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Şu an soyunma odasına geri döndüm ve
O kadar uzun zamandır kaymıyordum ki gerçekten bünyem kaldırmadı. Özellikle dönerken falan en son inanılmaz derecede midem bulanmaya başladı. Hani normalde biraz daha vaktim vardı kaymak için ama gerçekten kendimi en son hiç iyi hissetmiyordum. Ben de çıkmak zorunda kalmadım yani, çıkmaya karar verdim. Ama şu an kameranın durumu beni çok korkutuyor. Lensi parmağımla temizliyor olmam ayrı bir şey. Ama yani ne yapabilirim şu an başka bir şey? Valla kamerasız kalırsam bittim. Bittim yani. Anneannemin evinin karşısında bir tane kreş var. Şu an annemle kreşe geldik ve anneme fotoğraf çektireceğim. Annemin en sevmediği şey. Niye sevmiyorsun? Hangisi? Fotoğraf çekmeyi. Yani çünkü beceremiyorum. Annemle olan çekimlerimiz devam ediyor. Annem benden bıktı. Tabii ki. Mam, yağmur yok. Yok ama olsun. Hava biz, yağmurlu zaten. Biz şimdi annemle tren bileti almaya gidiyoruz. Mam ne yapıyorsun? Tren bileti almaya gidiyoruz. Çünkü biz Staryaskol'dan ilk başta Moskova'ya trenle gidiyoruz. Ondan sonra da Moskova'dan işte Türkiye'ye dönüyoruz. Bu arada 17 Ağustos'ta dönüyorum. Dönüyoruz. Hep beraber. Öyle. Müzik beni rahatsız ediyor. Dikkatimi dağıtıyor. Demin markete gidip bir şeyler aldım. Bu arada Rusya'da şöyle bir sistem var. Yani aslında bu eskiden kalma bir şey olduğu için öyle kulaklık. Size kasada poşet lazım mı diye soruyorlar. Yani poşet ek bir ücret gerektirdiği için çoğu insan yani mağazaya mesela alışverişe giderken yanında poşet taşıyor. Ya bu aslında tasarruf bakımından ve yani ekoloji bakımından bence güzel bir şey. Ama öbür yandan da biraz saçma bir şey yani poşet normalde çok çok ucuz, imalatı çok ucuz bir şey olmasına rağmen ek bir ücret talep ediyorlar her bir poşet için. Ben de yanımda taşıyorum. Yani ne olur ne olmaz, mağazaya markete girerim bir şey almam gerekir. Tasarruf tasarruftur. Evet. Aslında şu an izlemekte olduğunuz videoyu montajlıyorum. Daha şöyle göstereyim, görebilir misiniz? Fakat videonun hiçbir şekilde bir sonu olmadığını fark ettim ve size bir görüşürüz demek istedim. İyi geceler. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir ve bir sonrakinde görüşmek üzere.